tenglamalar sistemasini yechimiga o'giramiz buni. Qanday edi? Paralel bo'lish uchun. Endi buni bunday yechsak ham bo'ladi. 5x plus 7 ga paralel bo'lsin deyapti. Assalomu alaykum aziz o'quvchilar, qadrli ustozlar. Yangi to'plam ruknimizni davom ettiramiz. 128-chi mavzu analitik geometriya 2-chi qism. To'g'risiqlar orasidagi burchak topishimiz kerak. Mana ikkita to'g'risiq berilgan. Video derslerimiz köpçülük abituriyent ve mektep okuşlarına yetib borishi uchun like ve izohlar bilan qo'llab quvvatlang. İlimni targ'ib qilish yaxshilik belgilaridandir. İki to'g'risiq orasidagi burchak biz keltirib chiqarganmiz. Formulasi bor. Demek tangens alfa teng k2 minus k1 1 plus k1. Mana formulaga qo'yib yuboramiz. Bu yerda, demak, k1 0.5 ga teng, k2 3 ga yoki o'rni almashtirsak ham bo'ladi. O'rniga qo'yib yuboramiz. 3 minus 0.5 1 plus 3 ko'paytirilgan 0.5. Demak, 2.5, 2.5, 1 alfa teng 45 gradus. İkinci, ikkita to'g'risiq berilgan ekan, üstma üst üste a plus bunu toping debdi. Üstma üst üste degani bu tenglamalar sistemasi sifatida qaraydigan bo'lsak, cheksiz ko'p yechimga ega bo'lsin degan. Bunu tartiblashtirib olamiz. Ana endi cheksiz ko'p yechimga ega bo'lish uchun 3 ning aygan nisbati, 5 ning bo'lgan nisbati, 8 ning 7 ga nisbati. Buni birinchisi bilan oxirgisini olsak, 3 ning aygan nisbati teng 8 ning 7 ga nisbati. Demak, bu yerdan 8a 21 ga a 8 dan 21 yoki 2 butun 8'den 5 keteyim. İkinci 5 tahsım B teng 8 tahsım 7. Demek bu yerden 8 B teng 35. B teng 35 tahsım 8 ya ki 4 butun 8'den 3 ya teng bo'ladi. Endi bu yerda bizdan A bilan B'ni yig'indi so'rayotgan ekan. A plus B teng 2 butun 8'den 5 plus 4 butun 8'den 3. Yoki 7 degan natija kelib chiqadi. Üçüncü, mana ko'rinishi. Ana qanday qiymatda 8ax minus 20ay plus 15 teng 0 va 5ax minus 6y plus 4 teng 0 to'g'risiqlar o'zaro perpendikular bo'ladi. Yazıp alalımız. Y topamız. Her ikkalası da. 20 a y teng 8 a x plus 15 6 y teng 5 a x plus 4. Y teng demek 8 a x plus 15 taksım 20 a. Y teng 5 a x plus 4 taksım 6. Yoki y teng alohida yozamiz endi koeffitsiyent sifatida ajratib olish uchun. Demek 4 ga qisqartirsak 5 dan 2 x plus. Demek bunu 5 ile kıskartırsak 3 taksım 4a. Ana endi perpendikülerlik buna kaydı. Biz bunu hem keltirip çıkarganmız. 5'ten 2 köpeytirilgen 6'dan 5a teng minus 1.
Bunda demek A teng minus 3 degan natija kelib chiqadi. 4-chi. Mana ko'rinishi. Ama B'nin kanday qiymatlardagi berilgan to'g'risizliklar o'zaro paralel bo'ladi. Paralel bo'lish uchun tenglamalar sistemasining yechimiga o'giramiz buni. Qanday edi? Paralel bo'lish uchun bo'sh to'plam bo'lish kerak edi. İkkita to'g'risizlik kesişmasligi uchun bo'sh to'plam bo'lish kerak. Bo'sh to'plam bo'lish uchun quyidagicha shart bajariladi. 2a ni a plus 1 ga nisbati teng minus 1 ni minus 1 ga nisbati teng emas. 7 minus 3 b ni 4 minus 2 b ga nisbati. Birinchi ikkitasini oladigan bo'lsak 2a taqsim a plus 1 teng 1 ga. Bundan 2a teng a plus 1 a teng 1 bo'lsin. Qolgan ikkitasini oladigan bo'lsak, ikkinchi uchinchisini oladigan bo'lsak 7 minus 3 b taqsim 4 minus 2 b teng emas 1 ga. 7 minus 3 b teng emas 4 minus 2 b ga. Bundan b teng emas 3 ga. Demak a teng 1 bo'lganda b 3 dan farqli son bo'lganda mana shu ikkita to'g'risizlik o'zaro paralel bo'ladi. 5-chi. Nuqtadan to'g'risizlikkacha masofani so'rayapti. Mana shu masofa so'rayapti mana. Buni formulasini ham keltirib chiqarganmiz. Bunaqa edi. Mana bunday. Bu yerda a 5 ga, b 12 ga, c 13 ga teng. X 0 2 ga, y 0 minus 3 ga teng. Mana shunga qo'yib yuboramiz. Qo'yib yuborsak, demak 5 ko'paytirilgan 2, 12 ko'paytirilgan minus 3. Plus 13. Mahrajda 5 ni kvadratı plus 12 ni kvadratı. Demek 10, 23, 36, 13. Taksim 13. Yok ki bir geteyim. Belirgen noktadan belirgen torçluk kaçan masafa. Şimdi bunu bunda geçsek ham bo'ladi. Mana bu to'g'risizlikka nisbatan perpendikulyar bo'lgan to'g'risizliklar dastasi tuziladi. Va shular ichidan 2-3 nuqtadan o'tadigan to'g'risizlik tanlab olinadi. Ya'ni 2-3 nuqtani qanotlantiradigan bitta to'g'risizlik kelib chiqadi. Undan keyin mana shu to'g'risizlik bilan mana shu hosil bo'lgan to'g'risizlikni kesish nuqtasi topiladi. Mana buni to'g'risizlikni davom qildirish mumkin. Hozir kesma ko'rinib turibdi. Keyin ikki nuqta orasidagi masofaga qo'yiladi. 6-chi. A 2-4 nuqtadan o'tib, y teng -2x + 7 to'g'risizlikka perpendikulyar bo'lgan to'g'risizlik tenglamasini tuzing. Demak, e'tibor beringlar. Mana bunga perpendikulyar bo'lgan, mana bu nuqtadan o'tuvchi to'g'risizlik tenglamasini tuzish kerak. Endi bunga perpendikulyar bo'lgan to'g'risizliklar dastasi k1 ko'paytiruv k2ga ko'ra -1 bo'ladigan bo'lsa, u holda 2 dan 1 x + a bo'ladi. Mana bunga perpendikulyar bo'lgan to'g'risizliklar jamlanmasi. Endi mana bu nuqtani qanotlantirishidan demak -4 teng 2 dan 1 ko'paytiruv 2 + a. Buni aniq qiymati -5 va biz izlayotgan to'g'risizlik 0.5x -5 ko'rinishda bo'ladi. Ya'ni mana shu to'g'risizlik mana bunga perpendikulyar bo'ladi va mana bu nuqtani qanotlantiradi. 7-chi. Mana ko'rinishi. Bu yerda paralel deyapti. Demak, -1.2 nuqta A deylik. Bu yerda nuqtani ham -1.-2 nuqtadan o'tib, y teng 5x + 7 ga paralel bo'lsin deyapti.
paralel bo'lishi, kabr qaytki koeffitsiyentlar teng edi, ya'ni biz izlayotgan to'g'risidagi dastasining umumiy ko'rinishi 5x plus b ko'rinishida bo'ladi. O'rniga qo'yib olamiz. Endi mana bu nuqtadan o'tishligidan foydalanib minus 2 teng 5 ko'paytirilgan minus 1 plus b. Bundan b ning qiymati 3 ga teng va biz izlayotgan to'g'ri chiziq 5x plus 3 ko'rinishida bo'lib, bu to'g'ri chiziq bunga paralel bo'ladi va mana bu noktanı kanatlandıradı. Biz izleyerekken torsuzluk bana bu bo'ladi. 8-chi bana A 2 minus 5 noktadan ötüp tor x minus 3 y plus 1 teng 0 torsuzluk bilen 45 gradisi hasıl kılışı torsuzluk teylemesini düzgün. Bana bu torsuzluk bilen 45 gradisi burçaya hasıl kılsın deyip. Şimdi bunu da yıkılamız. Bana bu torsuzlukını funksiyel kılışı yap kılamız. 3 y teng tor x plus 1 y teng 3'ten 4x plus 3'ten 1. Bana bu k1 3'ten 4 geteyim. K2'ni k'de bolaylık. Bu halde 45 gradis bu çekti yaptı. Tangens 45 gradis. Teyim. K 2 minus k1 1 plus k1 k2. Oraya koyu var amız. Peki bunu alfa deyip dursak ham olası. 1 teng. Demek suratta 3'ten 4 minus k 1 plus 3'ten 4 köpetirilgen k. Bana bunu deyip. Hani şimdi soddalaştıramız. 1 teng. Demek bunu soddalaştırsak 4 minus 3k maharajını soddalaştırsak 3 plus 4k. Bu tamamen köpeytir var ama modülü bilen bir gel bitti. 3 plus 4k teng 4 minus 3k. K teng emas minus 4'te 3. Kvadrat aşırıp 2 kapsaya acil atadıken bulsam. 3 plus 4k minus 4 plus 3k 3 plus 4k plus 4 minus 3k. Demek bu yerden k'nin bitta kıymeti 7'den 1'ge k'nin yine bitta kıymeti minus 7'ge teng. Bu halde şimdi biz izleyerekken doğru çizgilerinin görünüşü bana itibar verildi ama bir yerge yazamam. Birinci doğru çizgi bölerken bizde 7'den 1 x plus a. İkinci doğru çizgi minus 7 x plus bu. Aldığınızda mesela okşap hiç iş özünüzde kaldıraman x'nin oranına 2'ni y'nin oranına minus 5'ni koyup A'nın kıymetini top oranına koyduğun bu 8. Birinci doğrusu kep çıkardı. X'nin oranına minus 2'ni, Y'nin oranına minus 5'ni koyup, B'nı topu, bana belki B'nın kıymetini koyduğun bu 8. İkinci doğrusu kıymeti kep çıkardı. Demek ki doğrusu tenginlemesini kalsın kılıçdın. Şimdi bir yakını uzun gizge kaldıramam. 9'uncu. 3X plus 5Y minus 13 tengi 0. Hem de 4X minus 3Y plus 2 tengi 0 doğrusuklar. Keş noktasından ötüp 5x minus y minus 8 teng 0 torsuzlukla paralel bölgen torsuzluk tenglemesini topayım. Bu da kılamız. Belirgen torsuzlukları keş noktasını topamız. Mana şu noktada kesişadi berilgan to'g'risliklar. Ana endi mana şu A nokta deydigan bo'lsak, A noktadan o'tib, mana bunga paralel bo'lish kerak. Bunga paralel bo'lgan to'g'risliklar dastasi. Bir u ikki nokta qanotlantirsin. Thank you.
Mana to'g'risliq tenglamasi hosil bo'ldi. Demak, mana bu to'g'risliklar kesish nuqtasidan o'tib, mana bu to'g'risliqqa parallel bo'lgan to'g'risliqning ko'rinishi mana bunday holatda bo'ladi. Y teng 5x - 3 holatida bo'ladi. 10-chi, masalan. Mana ko'rinishi. Demak, bunday qildik. 3x plus 4y minus 12 teng 0 to'g'risliq mana bu. Mana berilgan A nuqta. Mana shu A nuqtaga nisbatan simmetrik B nuqtani topish kerak, mana bu to'g'risliqqa nisbatan. Buning uchun bunday qildik. Oldin mana bu to'g'risliqni mana bunday ko'rinishga keltirib oldik. Va unga perpendikular bo'lgan to'g'risliklar dastasini topdik. K1 ko'paytirilgan K2 minus 1 edi. O'sha perpendikular bo'lgan cheksiz to'g'risliklardan A 3 va 4 nuqtadan o'tadiganini topdik. A 3 va 4 nuqtadan o'tadigani demak A teng 0 da bo'lar ekan. Mana o'rniga qo'ysak, mana bu to'g'risiga ekan. Endi ikkalasini kesish nuqtasini topdik, izladik. İkkalasini kesish nuqtasi mana bu bo'ldi. Ve simmetrik bo'lgani uchun kesim ortasiga qo'ydik. Demek bunga bunu qo'shib 2 ga bo'lsak bunga teng. Mana shundan foydalanadigan bo'lsak A ning qiymati -25dan 3, B ning qiymati -25dan 4 ga teng bo'ldi. E'tiboringiz uchun rahmat. Salomat bo'linglar.